Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün babaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birkaç gündür biliyorsunuz baba çekmiyordum. Vice City'nin devam ediyorduk ya işte. Şimdi Vice City'de düşündüm, taşındım, bir para filan lazım bize. İşte basımhanedir, şudur budur. Neyse, şimdi başka bir oyunda başka bir oyun anlatmayayım. İşte bugün babaya devam edeceğiz. En son ne yaptık ya babada? What's up, pal? It's Monk. Come on and join me for a drink. I'm in Midtown, over at the Perch. Vice City'de bayağı bir ilerledik de bilmiyorum. Herhalde Vice City'den önce bitirdik ya. Ama babanın da şeyi çok, şuna baksana kardeşim. 1000 tane araca bağlamamız gereken yer var. Neyse. Şimdi böyle oyunu durdurmayayım. Hem bir yandan konuşayım, hem bir yandan da ilerleyeyim. Ama oyun sesimi bastırdığı için, bak şöyle ESC'yi basıyorum. Şimdi sesim biraz daha iyi geliyordur. Oyunun ses ayarları da yok ki, yani oyunun sesini kıssam da biraz daha benim sesim net gelse. Eski oyun olduğuna, neyse. Hadi devam edek. Hatırlamıyorum. Mavi noktaya gideceğim. Bakayım nerede kalmışız. Kanka sen bir dakika gelsene ya. Thank you, Don. I've come with a little token of appreciation from the Corleones. You do your business and I'll do mine. Belki yapacağımız görev hani şeyse, vurdulu kırdılıysa. Gerçi benim de ettiğim lafa bak. Kardeşim bir çekilsene ya. Benim de söylediğim lafa bak. Görev diyorum, vurdulu kırdılıysa diyorum. Baba oynuyoruz anasını satayım, tabi vurdulu kırdılı olacak. Ama işte ben işi garantiye alayım, hani polisler gelmesin diye. Polise rüşvet verdim. Biz ne yapıyorduk lan? Dur bakayım. Şuraya gideceğiz de burada ne oluyordu tam hatırlamıyorum. Gidince görürüz. Dur. Ver. Tamam. Bak yalnız oyunun sesi harbi fazla. İsterseniz bir bak şimdi buradaki pause menüdeki şeyle şimdi oyun içerisindeki sesime bir bakın. Bak bir şey konuşacağım. Bakayım sesim ne kadar iyi gelecek. Bak sesim geliyor. Mümkün olduğunca bağırıyorum. Çok fazla abi. Oyunun sesi acayip fazla. Kısamıyorum. Bura bizim miydi lan? Aldı mıydık biz burayı? Oooo Macmillan. Bunun da 3 tane bak şey var, çizgisi. Bak görüyor musun? Hey, I got some important news for you. Clemenza asked me to tell you to go on over and meet Tom Hagen over at the compound. Right? Now let's go get that drink, huh? What do I need to do? He didn't say. Stay for a drink. I need to talk to you anyway. Ya sen bana niye şimdi beni Tayan'a da çağırdın da buraya anasını satayım? Ağzımı bozduracak bana. Yanıma gel diyor. Seninle bir şey konuşacağım. Tom Hagen seni Corleone Compound'da görecek diyor. Lan gerizekalı. Telefonsuz taş devrinde mi yaşıyoruz? Yani tamam eski dönemde yaşıyor da. Telefonda söyle. Tom Hagen seni çağırıyor diye. Ya da Tom Hagen salağı beni şeye çağırsın. Malikaneye geldi. Şimdi ta buraya geldik bir de buraya gidecek. Ya arkadaş vay. Legion of Legions gibi bu da bazen kal- Sunny! Adam kral ya, şuna bak kaç tane çizgisi var. Neyse. O kafasında işaret olan herhalde mekanın sahibiydi ya. Bu manyak ne diyor? Kesin saçma sapan bir şey der ama dinleyelim. Monk didn't tell you? Tamam. Sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyor. Hey,
Polise ödüğüm para da boşa gitti. Vurdurlu gırdırlı bir görev yokmuş. Gel lan buraya. Aha tamam işte. Bak burada ben bu olayı anlatmadan kesinlikle şimdi şeye basamam. Space tuşuna basamam abi. Lan yanıma bir de meyve suyu alaydım keşke. Şimdi kuru da burada video çekilmiyor. Abi bu görevde filminde şey diyor ki Vito Corleone'nin evlatlık oğlu var. Evlatlık mı? Vasit babası mı? Neyse işte bu Hristiyanlarda nasıl olay tam bilmiyorum. Adı neydi? Ha Johnny Fontaine. Johnny Fontaine dur. Hatta bak Johnny Don Vito Scotson the famous singer John. Bak orada yazıyor. Johnny Fontaine işte ünlü oluyor. Hani sesi de güzel. İşte baba onu yanına alıyor. Ünlü olduktan sonra işte babasının ona nasıl yardımcı olduğunu unutmuyor yani Vito Corleone'nin. Şeyin düğününe de hatta geliyor abi bu. Adını sen desene. Conny Corleone'nin düğününe de geliyor. Yani hem işte düğüne geliyor hem de derdini anlatmak için geliyor. Diyor ki Jack Walsh diye bir şeyi varmış. İşte şu Jack Walsh'ta gördüğümüz adam. Bu adam diyor beni diyor filmin diyor başrolüne diyor almıyor diyor. Şeye babaya. Baba da bunu şeye söylüyor Tom Hagen'a git diyor şu adamın bir konuş bu böyle diyor hani puştuk yapmasın diyor benim canımı sıkmasın diyor. Bu da gidiyor işte. Tom Hagen da güzelce orada bir şey yiyor. Fırça yiyor Jack Walsh'dan. Bu adamdan işte. Aralarında böyle bir nüsibet geçiyor. Ondan sonra zaten filmini izlerseniz çok çok daha iyi anlarsınız. Hatta öyle böyle bir güzel sahne yapmışlar ki adamlar. Adam sonunda bağıracak. Ondan sonra abi İşte bu da film hem filmin o sahnesinde hem de oyunun bu bölümünde adam öyle bağırdığı zaman yani mesajı ilettiği zaman Corleone buna Vito Corleone şey demiş ki Jack Walsh tamam demiş Johnny Fontaine gelsin filmin başrolünde hani şey yapsın filmin başrolünde diye alıyor. Basalım abi şimdi çünkü yani bunu anlatmadan ben yani duramam. İyi anlatmam lazım yani. Ama biraz işte Hitman Absolution'daki gibi sessizlik karakteri mi görev ama dur bakayım. Glad you could make it. Got some business with our friend Waltz out in Hollywood. Could use the company. If Mr. Waltz listens to reason, I should be able to get some things our way. Jack Waltz seni azarladı. Rocco knows what to do. Daha doğrusu dur şimdi azalayacak dur. Evet tabi o zamanın grafikleri böyle oyunun. Oyun 2006 çıkışlı biliyorsunuz. You don't understand. Johnny Fontaine never gets that move. And I'm gonna run him out of the business. Aynı sahne ya aynı sahne. She was beautiful. She was young. She was innocent. She was the greatest piece of ass I ever had, and I've had 'em all over the world. She threw it all away to make me look ridiculous. Now you get the hell out of here. And if that Goomba tries any rough stuff, you tell him I ain't no band leader. Yeah, I heard that story. Thank you for dinner and a very pleasant evening. If your car could take me to the airport. Mr. Corleone is a man who insists on hearing back. Abi bu filme kesinlikle sizin bakmanız lazım. Benim yani videolarımı izleyen arkadaşlar için de söylüyorum. İzlemeyenler için de söylüyorum. Çünkü izleyemeyenler de hani daha sonra ne izlerse. Ya bu arada şu telif olayı cidden benim canımı sıkıyor ya. İnşallah az önceki çalan şarkı telife girmemiştir. Allah kahretsin ki oyunun sesini de kısamayayım. Heh. Abi bu görev işte. Follow me. Keep quiet. Burada şeyi takip edeceğiz Rocco'yu da. He's got to find a way around the house. Come on, follow me. There's this horse. Cost Walt's mint. And he's more attached to it than he is to his own prick. Abi bu şarkı benim canımı sıktı ya. Zaten bir videonun kontrolü var başka bir şey yok oyunda.
Where's his little guy? Big mistake. And what did he do? What do you think? He took off running. Keşke şu sesleri kısabilsem ya. We need to get past the guards. Quietly. This way. Come on. Lan! Lan! Oyun bug'a girdi. Yemin ediyorum bug'a girdi. Yakalanacağız. Fail olacağım. Tuşa basıyorum ha. Gitmiyor. Ha. Tamam yakalandık. Yakalandık dur. Ne oldu lan oyun orada bug'a girdi? Allah belanı versin. Ta burada mı başlatıyorsun? Keep quiet. Ağzıma peçete tuttum. Onun için SC'ye bastım dur. Affedersiniz. Just gotta find a way around the house. Come on, follow me. There's his horse. Oswald's mint. He's more attached to it than he is to his own prick. So I says to the guy, big mistake. And what did he do? What do you think? He took off running. Just like that. We need to get past the guards. Quietly. This way! Come on! Hey! Through here! Shh! There's a guard coming. Her yer kuruma kaynıyor. Rocco'nun iki tane çizgisi var. Not this one. This is the job. Go out front and keep an eye peeled. It's gonna get noisy in here. Tamam, aldım abi ben onu. Tamam hadi sen içeri gir de kes neyi kesiyorsan. Şeyi. Atın kellesini kesiyor burada ya. Olmadı. Yanlış yere gittim herhalde, ondan olmadı. Sakın he. Hello. Oyunu başlatacak sandım ya. Gel lan. Tıran. Ağzına. Zıra. Leşimini serdim bak oraya. Tabi dediğim gibi o zamanın grafikleriyle. He şeyi söylüyor. Karaoke bu arada şey değil mi arkadaşlar, o boğma teli var ya, o işte şey kullandığımız, adamları öldürdüğümüz. Bu arada işte dediğim gibi oyunun hani bazılarınız eleştiriyor yani eski oyunları sevmiyor filan hani, ama o dönemde AI Games gibi saygı duyduğum bir şeydir bu arada, bir oyun şirketidir. Böyle güzel bir oyun yapmış adamlar o dönemin işte şartlarında, o dönemin grafiklerine, bence muazzam yani. Hani belki size şu an Rocco'nun tutmuş olduğu... Tamam abi, ben geliyorum, sen yürü. Rocco'nun tutmuş olduğu o kelle bile size şey gelir, hani oyunun grafiğine bak saçma yani, adamlar yapamamış diyebilirsiniz ama yani siz sevmeseniz sevmeyin yani, ben seviyorum. Sevenler de varsa onlar da indirsin oynasınlar. Şu gitsin, şunu boğacağım. Burada bazı arkadaşlara da söylüyorum, hani oynamak isterseniz oynayın, cidden çok güzel oyundur. Öyle ağım şağım da sistem istemiyor. Ölmedi mi lan o? Baga mı girdi? Ne yaptı orada? Gel. Rocco'cum gel.
İki golem. His blood all over the place. Yeah, tamam ya, senin de kanını ne dert ettin? What are we gonna do? You decide, hotshot. Ne olacaktı başka? Atı kestin tabi. Tamam. Kimseyi öldürmeyeceğim. Tamam, anladım. Altta görev yazıyor ya. O da evin şeyi, uşak aşçı şeyi ya. Adamı zaten kıyafetinden anlarsınız. Şey, Rocco gel. Ne bu? Aynen, o yerine gitmiyoruz. Bu yerine gideceğiz. Ben bu bölüm iki görev sığdırırım diyordum ama sığmayacak herhalde ya. Çünkü Godfather'ın da bazı görevleri cidden çok şey yani, uzun görevleri var. Bunun gibi mesela. Ama olsun ya, bir görev bir görevdir. Bir bölüm bir bölümdür yani sizin için işte. İzleyin. Oturun. Anam, aklım gitti ha. Karı vuracak sandım. I love the way you do windows. What are you doing later tonight? I'm busy. I have things to do. Tamam, hadi ablam, hadi. Bunu alıyorum zaten burada. Boğdum hayvanı iyice. Dur, şunu da alacağım şimdi, bak. İnşallah baga girmez. Bunu yapmamın sebebi işte buydu. İyi, bunlar öldürürken aşağıdaki korumalı vali görmüyor beni. Şimdi şu mağazamı açtım ya, kesin bir şey olur bak. Neyse, şuradan gözükmeden çıkayım hemen. Gel Rocco'cum. Gel. Tamam, bekliyorum Rocco'yu. Rocco da alt tarafa at kellesi getiriyor. Sanki bana atı getiriyor. 2 saat gelemiyor valla. Hadi. Tamam, gir içeri hadi sen. Allah kahretsin. Sese bak, sese. Tamam oğlum, koçumu yırtma. Heh, Koren de bunu sanki hayatın diye kan görmemiş sanacak yani. Öyle bir adam şey verdi ki, tepki veriyor ki. Evet. Mission complete. Devam. Ve bu görev için 15.000 para kazandık. Adamın mekanından 20.000 aldım. İşte böyle de saçma bir pay. Böyle 15.000 mi verdiniz lan? Ben canımı yoldan mı buldum? Ya o atları çalarken o atların altında ben kalaydım. Neyse. Gel sen buraya. Tom couldn't wait, but he said you should meet up with him in Midtown. Bir daha konuşak. Tom couldn't wait, but he said you should meet up with him in Midtown. Tamam. Tamam kardeşim. Canım ben işte adam dediğim böyle olacak abi. Adam sana tek seferde olay anlatıyor, tamam bitti. Lafı uzatmıyor yani fazla öyle. Mama Corleone. Meet me in Midtown. Got it? İyi tamam, geleceğim. Mamma mia. İtalyan. Ben de böyle bazen iyice İtalyan. İtalyan neyse, İtalyana bağlıyorum. Yeter ya.
Bir görev yeter. Oyun hemen bitmesin. Burada adam gitmiş lan. Ondan sonra çekecek koyun kalmıyor anasını satayım. Biraz sonra şey atarım belki ya. League of Legends atarım size. Bakıverin. Orada da hangi karakteri alsam bilmiyorum ki. 156 tane karakter arasında daha halen hiçbirini sınamadım, evet. Destek olsun. Başka destek, ADC karakter olsun. Hiçbirine daha şeyim olmadı yani. Neyse bakarız ya. Burada bana bir araba veremiyor musunuz mu koçum? Benim buradan arabamı niye çaldınız? Utanmıyor musunuz mu? Neyse hadi gidelim. Bu biraz daha hızlı lan, onu mu alsam? Neyse bundan gideyim hadi. Dur o zaman, hem sizi merakta bırakmayayım hem de kendim merakta kalmayayım. Yani daha önceden de hani oynadığım bildiğim oyun ama şimdi yani aradan zaman geçince insan unutuyor arkadaşlar. Yani insan ona bakarsanız sabah yediği yemeğe bile bilmeyenler oluyor yani, unutanlar oluyor. Şunu bir açayım. Ha, şeyde açtıydık ya kampantta. Corleone kampantta. Burada oyunu ben diyorum bir kaydedeyim. Ondan sonra görev noktasına gideyim ama görevi büyük ihtimalle yapmam ya. Şimdi uzun görev falan çıkıyor bazen. Videoyu da o kadar hani uzatmanın bir alemi yok. Anlıyor musunuz mu? Ben şurada öyle bir kaydedeyim abi. Evet. Okey. Okey. Ondan sonra göreve gideyim ama görevi yapmayacağım. Sadece bakmak için gidiyorum yani şu an ha. Hadi gidip bir bakayım. Hem siz görürsünüz hem ben görürüm. Dedim ya şu araba biraz daha hızlı diye, ondan gideceğim ya. Bu bir tık daha hızlı. Görevi hatırlamaya çalışıyorum ama neydi lan buradaki görev? Neyse dur bakayım bir dakika. Oyunun sesi gitti lan. Tünele girdik ya. Tünelden çıktım halen ses yok bak. Arabaya binsem biri inip binsem ses düzelir mi lan acaba? Dur bakayım. Yok halen aynı. Mr. Hagen, you wanted to see me? Relax, son. The Don regrets that he was unable to make it today. He's grateful to you for the many favors you've done for him and for the family. As a small token of gratitude, we'd like you to have this apartment with our compliments. Thank you. Thank you. Tom, please tell Don Corleone how grateful Frankie and I are. When the two of you are done, hey, look at the place over. Come over to the compound.
Yahu. Abi tamam, bu Tom Hagen bu da balatayı sıyırmış tamam. Buna ben Atuk şeye getirdim ya. Yani Atuk da şüphelenmiyorum yani Atuk. Ya beni şimdi buraya çağırıyor tamam mı? Ben bu oyunu başka zaman ver. Hatta başka zaman ver de değil ya. Ben buraya şimdi oyunu kaydetmeye gelmişim zaten. Bana niye tekrar bu ada yolları evirip çevirip buraya getirttirip de sonra tekrar görev almam için. Görevi sen direkt buradan versene. Ben tabi yine normal olmaz diye ben bu her oyunumda benim şeyimdir, adetimdir. Ben yani oyunu kaydederim. Hani öldüğüm zaman yine kayıt yerden başlarım. Hani normal olmaz diye. Hani görev zor oluyor filan. Ben buraya geliyorum. Oyunu zaten kaydediyorum. Yine yani görev burada çıksaydı da böyle hani yine dalmazdım da şimdi onu anlatmaya çalışıyorum size. Bazılarınız anlamıyor beni. Yani kalın kafalı olan arkadaşlar var yani kusura bakmasın da. Oyunu kaydetmeye gelmişim. Bura böyle olacaktı tamam mı? Ben buradan gideceğim. Evimde oyunu kaydedeceğim. Sonra tekrar buraya geleceğim. Şimdi ben tab oraya gidiyorum. Bana diyor ki sana de filanca yerde de şurada de sana bir ev verdik de haberin olsun de. İşte istediğin zaman orada kafana göre git takıl de. Yani bu konuyu burada konuşak. İyi ben buraya geliyorum. Adam bana burayı veriyor. Ondan sonra tekrar oraya olmak için buraya gidiyor. Tamam dur. Adamın derdi şimdi anlaşıldı. Şimdi orada Frank yok ya kampotta. Bak o da gel diyor bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Tamam ya tamam. Tamam Aldo'cum tamam ben senin ben sana da hak veriyorum tamam bir şey demiyorum. Yani genç adamsın tamam yani. Olur bu yaşta böyle şeyler. O zaman arkadaşlar buradan devam ederiz. Oyunumuzu kaydettik. buraya geliriz işte. Ben de 2 saatlik isteme diyorum ya. Buradan devam ederiz kaldığımız yerden. İşte gördüğünüz adamın atını da kestik. Verdik bucağına. Buradan devam ederiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz hemen ne yapıyorsunuz? Alttaki o kırmızı abone tuşuna basıp abone oluyorsunuz. Benden sürekli bildirim almak istiyorsanız eğer işte Talkrain şu videoyu attı, bu videoyu attı, işte şunu yaptı, bunu etti diye oradaki bildirim butonunu da açmayı unutmayın. Ama ben haber almak istemiyorum. Arada bir girer yani videolara bakarım hani yani sürekli bildirim gelmesini istemiyorum derseniz abone olmanız bile yeterli yani. Ama kesin yani o kırmızı abone ol butonuna basın. İşte bol bol da yorum yapın, işte like atın, işte hani çevrenizde filan da böyle mafya tarzı oyunları oynamamış ama oynayan birilerini izlemek istiyorsanız onlara beni söyleyin, ben oynuyorum. Bundan sonra da Scarface ya da şey çekerim, Mafia Definitive Edition 2, 3 yani gangster ve mafya temalı oyunlara böyle bir nedense şeyim var yani bak. Mesela şu bile gözüme çarptı. Görüyor musun yani o dönemki işte o şeyi kesinlikle yaşıyorsun abi bak ne bileyim işte şuradaki şu plak olur işte eski televizyon olur anladın mı? Neyse dediğim gibi like atmayı işte yorum yapmayı unutmuyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle Frank'in yanına gideyim de orada kapatayım. İki aşık birbirine...